Biz ekipçe başlarına ne gelirse gelsin bütün çabaları iyi insan olmak olan bu serçe kuşların hikayesine çok inandık en başından beri. Seyircimiz de aynı sevgi ve aynı inançla bizi kucakladı. Onlardan bu ödülü almak bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teknik ekip ve oyuncular diye ayırmadan hepsi birbirinden yetenekli ve iyi birer insan olan öyle bir geçer zaman ki ekibi adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler teşekkür ediyoruz. Bir dakika ayrılmayın. Osman da herhalde bir şeyler söyler. Ödül alanı kucağıma alıyorum abi. Osman'cığım. Önce neler hissediyorsun? Bize biraz anlatabilir misin? Şu anki duyguların neler? Çok iyi hissediyorum. Çok mutluyum. Çok mutlusun. Bu ödülde büyük pay sahibisin biliyorsun. Evet. Farkında. Peki şu anda ekran başındakiler de merak ediyor. Bu dizi çekimleri falan çok yoğun, yorucu. Senin yaş grubun için böyle yoruluyor musun? Ne yapıyorsun? Çok memnun musun hayatından? Keyfin yerinde mi? Keyfim yerimde. Harika. Osman'a çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Erkan'cığım tebrikler, Karolin tebrikler. Efendim tebrik ediyoruz herkesi. Karolin kaldı, evet öyle. Herkese teşekkür ediyoruz. Alkışlarla yerlerini alıyoruz. Ayça Bingöl. Ayça Bingöl. Öyle bir geçer zaman ki... Ayça Bingöl, drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülü, Altın Kelebek Televizyon Yıldızları ödülü. Sen evlisin. Bir karar vermek zorundasın. Ya ben ya karın. Kararını vermeni bekleyeceğim. Seni seviyorum Ali. Rica ederim. Sağ olun, teşekkür ederim, ne güzel. Evet, Ayça Hanım, ödülünüzü aldınız. Neler hissediyorsunuz? Buyurun. Süper. Bunu ilk defa gördüm ya, böyle yaptı. Evet, benim. Evet. Evet. Bana verilmiş, evet. Karışlık olmasın. Şimdi İrfan Bey en başta burada. Ya teşekkür edecek bir sürü insan var. Söylemek istediğim çok şey var. Kusura bakmayın, biraz vaktinizi alacağım belki. Bana inandınız ve bu rolü teslim ettiniz. Bana bu imkanları tanıdınız ve yapmak istediklerimi herkesle paylaşmaya imkan verdiniz. O yüzden başta İrfan Bey olmak üzere bütün D prodüksiyona ve Kanal D'ye çok teşekkür ediyorum. Hürriyet okurlarına çok teşekkür ediyorum. Bütün yol arkadaşlarım, göz göze, nefes nefese oynadığım en küçüğünden en büyüğüne bütün rol arkadaşlarım, siz o kadar iyi olmasaydınız ben bu kadar iyi olamazdım. Zeynep Günaytan benim için öncelikle çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir dost. Ama aynı zamanda da bana bir oyuncu olarak önümü açan ve bana fark etmediğim renkleri gösteren bir yoldaş oldu. Özellikle ona çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. En sonunda içindeki çıktı. En sonunda içindeki çıktı. Bu ama gerçeği. Çok mutluya. Evet, teşekkür ediyoruz. Harikasın. Erkan Petekkaya. Erkan Petekkaya. Ben neredeyim? Denizlerdeyim. Neden? Sizin karnınızı doyurmak için. Karda, kışta, fırtınada, her yerde denizlerdeyim. Denizlerden denizlere gidip duruyorum. Neden? Sizin ekmeğiniz için. Erkan'cığım tebrik ediyoruz. Altın Kelebek Televizyon Yıldızları'nda drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülü. Buyurun Erkan Bey. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Ben de çok heyecanlıyım tabii ki. Birazdan bağıracaksan şimdiden yap da o çünkü ağırdan aldım. Bu çıkacak böyle. Evet, şey beyazlık yapmayacağım merak etme. konservatuvar oyunculuk bölümüne girdiğim günden itibaren 1989'dan beri ve şu anda burada bulunduğum sahneye kadar üzerimde emeği olan, hakkı olan
Yürüdüğüm zor yolda, bu meşakkatli yolda, iyi günümde, kötü günümde benim yanımda olan sevgili dostlarıma, aileme, öncelikle karıma ve bu ödülü bana layık gören Türk Televizyon Seyircisi'ne çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Alkışlarınız için özellikle teşekkür ediyorum. Çok biz sağ olun. Daha teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir saniye, bir şey... O kadar... Ya sakın kötü soru sormayın. O dizide o hoyrat adamı şahane canlandırıyorsunuz. Ama normal hayatta şeysiniz değil mi? Müşfik, şeker, iyi, sevecen filan değil yok, mi? Yok, normal hayatta da öyle. Deli adam. Evet. Ben oyuncuyum, bakın. Bir dakika. Dur. Gel. Gel bir dakika, gel. Bizim bir dakika, Eskişehir'den de bir şeyiniz mi var? Tabii, Beyazıt'ta... Çok niye utanıyorsun ki böyle bir şey? Öğrencilik zaman senden utanıyorum. Farkındayım yani bir utana tıkası. Eskişehir'den ikimiz... Konuşmayı uzatmamak için konuşmadım. Estağfurullah. Evet. İkimiz Eskişehir'den ilk radyolar açıldığında... Eskişehir'in de Türkiye'nin de ilk radyosu Klas FM'de... Ama bir şey anlatıyorum. Beraber çalışmıştık. Gece zorlu koşullarda o ilk radyolar dönemi... Yani paramız yok, pulumuz yok, aynı kaderi gece program yapmıştık beraber. O günden bugüne kendisi aldı yürüdü. Ben talk showcu olarak kaldım. Tebrik ediyorum. Yok, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten Beyazıt'la o günlerden tanışıyorum. Beyazıt'ın da tabii ki duygulandım ya. Neyse, hadi. Teşekkürler. Bay bay.